Herkese merhaba. Caps Lock'la girişim ve teknoloji dünyasının haftalık gündemine hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Umut'un aksine ben başlıyorum. İlk haber bende. Yerli SaaS girişim Insider 32 milyon dolar yatırım aldı. Yani çok seviniyorum tabii ki ama Insider gerçekten bizi şaşırtmıyor artık. Çok bol yatırım oluyorlar maşallah. Bu aldığı son yatırımla birlikte bu arada toplam yatırım miktarını da 42 milyon dolara çıkarmış oldu. Kurulduğu 2012 yılından itibaren 24 ülkede ofise ulaşmış Insider. Bu bilgi beni okuyunca şaşırttı yani. Gerçekten güzel büyüyorlar. Bu son 32 milyon dolarla da Amerika pazarına açılma hedefleri var. Orada muhtemelen sağlam bir yapı oluşturacaklar. Hayırlı olsun yani, tebrik ederiz. Biz her zaman hep güzel haberlerini duyurduk Insider'ın. Yine aynı şekilde devam edeceğinden de hiç şüphemiz yok diyorum. Tabii canım. Bir diğer yatırım haberi de hepimizin sevdiği Martı'dan geldi. Martı 25 milyon dolar yatırım aldı. Yani Martı'yı artık hepimiz biliyoruz, hepimiz kullanıyoruz, seviyoruz. Yani bu globaldeki mobilitenin başladığı bu elektrikli scooter şeyini, jandasını getiren şirket. Evet, Ve evet. çok da güzel uyguluyor. Hepimiz gerçekten severek biniyoruz. 25 milyon dolar tabii ki nasıl bir değerlemeyle alındı? Yatırımcıları kimler? Bilinmiyor. Ama tek bildiğimiz bir şey var ki Martı globale açılmak için bunu oynayacak. Bu parayı harcayacak. Vallahi Bir de yerli scooter girişimleri de vardı onun. Belki onun için de yerli kullanırlar bir scooter üretmemiz. Zaten kısmını da. üretiyorlardı. Evet. Belki daha bir seri üretime geçerler. Ben bir de şöyle küçük bir varsayımda bulunacağım. Bence. Şimdi mopedler de çok. Startup fallarına devam. Evet, aynen öyle. Mopedler de çok revaçta Avrupa'da özellikle. Mopedler de bildiğimiz aslında scooter motosiklet ama elektrikli. Bana öyle geliyor ki Martı moped de getirebilir. Çünkü küçük bir bisiklet, elektrikli bisiklet denedi Birkaç ve tane tuttu vardı bayağı. sanki. Evet. Yani onlar moped sayılmıyor, onlar elektrikli bisiklet Sayılmıyor diyorum. mu? Yok hayır. Oha, Çünkü moped ne büyük kadar ihtimal büyük. bayağı bildiğin şey ya, şey scooter yani bildiğin o fiddle'lar gibi şeyler gibi, Activa'lar gibi düşünebilirsin. Ama bunu getirmek neden daha büyük bir operasyon? Çünkü bazı kuralların içine alıyorsun. Yani ehliyet kuralı içine giriyor, trafik kuralı işte hepsinin içinde kask olmalı. Avrupa'da şey yapıyorlar mesela, o koltuğu açıyorsun iki tane kask var içinde. Bu neni kaskını takıp devam. Büyük ihtimal bir de zaten yakın zamanda devlet de açıklamalar yaptı ya bu mobilite şirketleri ve içeri bu scooter'larla ilgili yeni bir şeyler getireceğiz falan. Martı Düzenleme yapılacak düzenleme falan, yapılacak. evet. Martı da gayet dedi ki biz her şeye hazırız. Her türlü fedakarlığı da her şeyde yapmaya da. Devletimiz ne diyorsa o filan gayet de güzel karşıladı. Yani Martı'nın yolu Evet. çok çok açık. Çok çok da sevdiğimiz bir şirket. En büyük amacı da tabii ki kendi deyimiyle Türk korn olmak. Ve Evet. Türkiye'nin teknoloji devi olmak. Neden olmasın? Belli ki daha İnşallah mobility olur tabii tarafında ki. çok daha fikirleri var. Biz heyecanla bekliyoruz. Ben süper fanı olarak, hakikaten bir Martı fanboy Evet. olarak bekliyorum yani. Organik fan bu arada yani. Tabii. Gerçekten bayağı adam seviyor. Sev tabii ki de. Yine Evet. yatırım haberimiz var Umut'cum. Albaraka Garaj'ın 3. dönem girişimlerinden olan Cloti, Albaraka Portföy ve Angel Effect'in katıldığı tohum yatırımı turunda 750 bin TL yatırım aldı. Çok güzel rakam. Cloti'den benim, 700 bin lira bu arada. pardon, 700 bin TL. Ben Yanlış 750 bin söylemeyeyim. mi dedim? Aynen, olur, sıkıntı yok. Tamam, 700 bin TL. Cloti benim yani alışverişi çok fazla sevmediğim için duyduğum bir girişim değildi. Bununla tabii bağlamaya da çok gerek yok ama güzel bir iş yapıyorlar. Okuduktan sonra anladım. Kişisel stilisti ulaşılabilir kılıyorlar abi. Yani sen Aynen. tarzını giriyorsun, onlar sana çeşitli kombinler oluşturuyor ve satın almadan bu kombinleri deneme imkanı veriyorlar. Oldukça hoşuma gitti. Gerçekten bir gün alışveriş ihtiyacım olursa önce Cloti'ye gidip bakacağım. Erkeklere de Bu var mı? Sadece yatırımla kadınlara mı acaba? herhangi bir cinsiyet Biliyor musun? belirtilmemiş Ha, abi. o zaman Bence vardır. vardır mutlaka erkeklere de. Hayırlı olsun yani. Tabii güzel bir Güzel haber. başlangıç olsun. Güzel bir Bence başlangıç. 700 bin lira şey için bir adım daha öteye getirip daha bakmak için Hiç çok güzel kötü bir bir rakam. Ve rakam değil çok ama. güzel de bir model. Ben de Cloti'yi çok beğendim vallahi. Başka bir yerli girişimimiz. Bir fatura. 575 bin lira aldı, yatırım aldı. Bir fatura e-ticaret yapanlar için.
Her ne hangi pazar yerinde yapıyorsa bu pazar yerleriyle entegre bir şekilde tek bir platformdan, yani bir fatura platformu üzerinden bütün siparişleri yönetmesini ve adından da anlayabileceğiniz üzere faturalama işlemini kolay tek tıkla halledilmesini sağlıyor. E-fatura ya da fiziki faturayı aslında tek bir platformdan kolayca sağlamış ve bu hizmeti almış oluyorsun. Biz tabii ki bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyoruz e-ticaretle uğraşmadığımız için. Ama eminim ki faturalama dediğin şey zor olsa gerek ve otomatize edemediğim bir şeydir çok yüksek ihtimalle. Bir fatura da bunu sağlıyor. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Güzel Yani haberlerini güzel bir iş. duyurmaya devam edeceğiz umarım. Yatırım haberleri bu haftalık bu kadardı. Şimdi bizim aslında kişisel olarak da hoşumuza giden bir duyurumuz var. Evet. Iti Auru Teknokent Game Tech programı açıyor abi. Yani oyun geliştiricileri, bu stüdyoların gelişmesi, mentorluk alması, globalde de kendilerini gösterebilmeleri için yine bir program başlatıyorlar ki yani oyunla ilgili ekosistemde vardı birkaç güzel şey mecra ama sahiplenilmiş bir alan değildi çok fazla Evet. bence. Iti Auru Teknokent'in de bu alanı sahiplenmesi, o gücü, mentor ağıyla birlikte şahane olacaktır gerçekten. Artı bu programa başvuranlara şöyle güzel bir haber daha var. Big Bang sahnesinde 350 bin liralık da bir ödül var Game Tech kategorisi için. Sadece o kategori. Çok iyi. Evet. Vallahi Başvuruları bekliyoruz. bekliyoruz. Bayağı kısa. Bekliyoruz Yok yok. başvuruları. Başvuruyu da zaten İTÜ'nün İTÜ Çekirdeği mi, İTÜ Arı Teknokent sitesine görüp bakabilirsiniz. Ya da işte Capstock'tan Aynen. ilgili haberde de linki veriyoruz. Bence de çok önemli, çok güzel bir adım. Hele hele bu peak dalgasından sonra, peak'in o güzel olumlu dalgasından sonra cuk diye çok hızlı bir atılmış adım. Büyük ihtimalle daha öncesinde düşünülüyordur ama bu kadar güzel zamanlama ile yaptıkları için Aynen. ayrı ayrı kutlarız. Şimdi benim yine kesinlikle ilgi alanımda olan bir haber var. SoundCloud'un kurucuları, bildiğimiz bu müzik dinlediğimiz, Dance diye bir uygulama geliştirdiler. Bir girişim, bir startup kurdular. Dance adından asla alakalı olmayan Çağrışım şekilde yapmayan bir bir şekilde. elektronik bisiklet kiralama girişimi. Fakat bu nasıl? Abonelik sistemiyle aylık olarak ediniyorsunuz. Yani şey diyor hatta kurucuları. Ortak kullanım değil yani, öyle mi? Yok. Şey yani büyük ihtimalle bir aylık kiralarsam alırım. Geri verdiğinde bir ay sonra başka birisine gider. Çok yüksek ihtimalle. Okey Ama bir ay okey. boyunca benim yani. Benim Şimdi ha. kurucular da şey diyor. Çok çok başka bir alandayız ama abonelikten vazgeçmedik diye. Hatta şey EaaS yapıyorlar. Yani SaaS gibi EaaS yapıyorlar. E-Bikes as a Service diye. Tertemiz iş. Benim çok Güzel, hoşuma güzel. gitti. Şimdi bunun birkaç özelliği var, güzel noktası var. Birincisi Dance bisikletleri, bu elektrikli bisikletler özel üretim. Dance'in kendi bisikletleri yani. Ve çok kaliteli bisikletler. İki, normalde bu bisikleti, yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da başlıyorlar bu arada hizmete ilk önce. Normalde bu bisikletin muadilini 2.300 euroya alıyorsunuz. Burada ise Evet. aylık aboneliği 59 euro. Yani sen bir yıl boyunca kiraladığında 708 euro ediyorsun. Yani üçte biri fiyatı mı? Belki Evet. daha bile. Üçte biri Ya fiyatı mı? 3 yılda kendini anca o döngüyü Evet. sağlayabiliyor. Dolayısıyla bir son kullanıcı için süper bir özellik, süper bir iş, süper bir model. Evet. Ben %100 kullanırdım eğer burada olsaydı. Bir de şey aşırı mantıklı. Mesela ben kışın almam onu abi. Yazın Evet. 3 ay alırım Evet atıyorum abi. kullanacaksam. Dolayısıyla 10 senelik bir yatırım oluyor Zaten bisikleti kendim almak istesem. bütün bu teknolojik aletler, bütün bu şey bunlar ne deniyordu genel ismine? Mobilya. Mobilya tarafı bence bu abonelik sistemine her türlü geçecek. Zorunda hatta bana kalırsa. Çünkü öğrenciler diye bir gerçek var. Daha ucuza neden satın almasın ki bunu, sadece okul boyunca eve çıkıyor. Okul bitince adam evi kapatıyor gidiyor. Yani okul her Evet. öğrenci, üniversite öğrencisinin böyle bir Onlardan hedefi var kurtulmak ya. da bir mesele bu arada. Evet. Bu bak, sen buraya uygulama yüklüyorsun. Bir aylık abonelik başlatıyorsun. Evin önüne getiriyorlar bisikleti. Bir ay bittiğinde Çok evin iyi ya. önünden alıyorlar. Ve herhangi bir çalınma, bozulma bir şey olduğunda destek, aynı uygulamayla desteği Kafan çağırıyorsun rahat ve abi. hiçbir şey yapmadan, yani sen herhangi bir ekstra bir şey ödemeden sağlıyorlar. Yani Ya çok güzel para bir iş. kazanabilecek mi bunlar? Ben bunu düşünmeye başladım yani bu Biraz kadar uzun hizmetin vadeli yanında. şey bence.
Hem kendi ürettikleri için üretimden daha bir şey vardır. Tasarruf Karları var, sağlıyorlardır. tasarrufları vardır. Hem de uzun vadede kazanacaklardır bence. Güzel. Yollar açık olsun. Tabii bize Aynen. gelişi olur mu? Ne zaman olur? Allah Evet. bilir. Sonlandıralım dedik. Podcast'le ilgili bir haberimiz var. Spotify bu hafta yaptığı açıklamayla videolu podcast'i bünyesinde aktif hale getirdiğini tüm dünyada aynı anda duyurdu. Tabii dün tüm dünyada aynı anda aktif fakat şu an sadece 5-6 podcast programı videolu yükleyebiliyor. Onlar testleri yaptıktan sonra altyapı hazır. Düğmeye basacak ve biz artık videolu çeken kim varsa podcast'ini videolu olarak Spotify içerisine yükleyebilecek. Tabii YouTube'daki gibi değilmiş. Bizim henüz deneme imkanımız olmadı ama denenmişlerin yorumuna bakarak izlerken atıyorum otobüsten inmemiz gerekti. Güç tuşuna basıp ekranı kapattığımızda sesli podcast'te hiçbir sıkıntı olmadan geçiyormuş. Bu YouTube'da olmayan bir şeydi. O tabii ki hepimizin merak ettiği bir şey olacağı Eğer için ekleyelim premium'un dedik. varsa tabii böyle bir sıkıntın yok. Ha, YouTube için premium varsa okey ama Spotify'da bu herkes için ücretsiz. Aha. YouTube'dan bir diğer farkı da bu. Tamam, teşekkür ederiz. Para aldık sanırım. Rica ederim. Böyle Değil mi? Çok coşkulu söyledim. Çünkü çok oldu. basitti ya böyle. Beynimi çok kullanmam gerekmediği için aktı Estağfurullah. abi. Evet, bu haftalık da bu kadar. Bence çok güzel bir haftaydı. Çok Orada güzel bir gündem bu Spotify'dan arada. para alsam gerçekten haberin olur Umut. Peki, evet, büyük ihtimalle Onu var. söyleyeyim. He. Yazarım. Iziko falan yaparım biliyorsun. Tamam, biliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz. Güzel bir hafta olsun şimdiden hepiniz için. Bay bay. İyi haftalar, bay bay.